Galatasaray'ın eski futbolcularından Bodrumsporlu orta saha oyuncusu Yekta Kurtuluş, sarı kırmızılı ekibin rekoru hak eden bir futbol sergilediğini söyledi. Futbola İzmirspor'da başlayan 37 yaşındaki Yekta Kurtuluş, Kasımpaşa, Galatasaray, Sivasspor, Antalyaspor ve Altay'da forma giydikten sonra şimdi TFF 1. Lig temsilcisi Bodrumspor için ter döküyor. Kurtuluş şunları söyledi. Bu seneye başlarken aslında şampiyonluk hedefiyle başlamadı bu takım. Açıkçası playoff hedefiyle de başlamadı ama iyi giden gelen sonuçlardan sonra herkesin hedefi yükseklerde oldu, playoff oldu. İlk kere de üçüncü bitirince tabii bu sefer gözler şampiyonluğa, ikinciliğe dikildi. Normal şartlarda Rize Spor'u maç kaybetse Bodrum Spor herhalde kimsenin sesi çıkmaz. Ama iki haftadır son dakikalarda kaybedilen puanlar olunca bizi de yaraladı, taraftar da yaralıyor. Ama bunun altından kalkabilecek bir takımız. Dediğim gibi yani bizim ilk hedefimiz playoff hattının içinde olmak. Burası tabii var. Dediğim gibi proje olarak geldik buraya. O projenin de bir parçasıyım. Bodrumspor aslında hiç bu hedefleri görmemiş bir kulüptü. Şimdi bundan sonrası da Ali Şafak Öztürk ekibin kurduğu hedeflerle yukarılara doğru gidecek. Bu sezonu bitirelim. Sezon nerede bitecek ona göre hedefleri koyacağız. Sivas'a gitme kararı benim için hata oldu. Sivas inanılmaz düzgün bir kulüp. Hatta Türkiye'de şu an en doğru yönetilen kulüplerden bir tanesi. Ama yapı olarak bana uymadı. Şehir de uymadı, yaşantıma da uymadı. Sonrasında Antalya'da yine rekorlarla, Antalya Spor'un rekorlarını kırarak uzun bir süre geçirdim orada. Daha sonra da Bodrum Spor. Bu da benim için de. Önce Altay var tabii. Altay'da bir şampiyonluk. Sonrasında Bodrumspor bir proje takımı olarak buraya geldik. Ali Şafak Öztürk'le birlikte. Gene bir şampiyonluk geldi. Bakalım bu sene de playoff'la taçlandırmak istiyoruz. İnşallah olur. Taraftar olarak zaten mutlu olurum öyle bir şampiyonluk gelirse. İyi bir kadro kuruldu. Çok kaliteli oyuncular geldi. Rekoru hak eden bir oyun oynuyorlar. Son haftayı saymayarak söylüyorum bunu, Kasımpaşa maçını. Ama rekoru hak eden bir kadro var. Yönetim olarak da aslında çok büyük bir yükün altına girdiler. Bakalım inşallah mali olarak bu yükün altından kalkarlar. Yani oradan ayrılma konusu biraz farklı. Aslında oraya daha sonra, futbolu bıraktıktan sonra gireceğim. Çünkü birçok kişi ilgilendiren bir konu. Farklı mevzular vardı orada. Her Galatasaraylı oyuncunun böyle bir hedefi olur. Mutlu eder bu bizi. Hedef olarak demeyeyim ama bu bizi mutlu eder tabii. Öyle bir maç. Hepimiz için iyi olur.